büyük mücadelenin 100. yılında bugünlerde 100 yıl önce verilmiş olan büyük bağımsızlık mücadelemizde canlarını veren tüm şehitlerimizin huzurundayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve onunla birlikte bu topraklarda mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli misafirler, Sayın Federasyon Başkanımız ve değerli tarihçimiz, bu topraklarda yaşananları çok duygu dolu, duygu yüklü sözlerle bizlere anlattılar. Gerçekten de 100 yıl önce bu topraklarda verilmiş bu mücadele bizler için çok değerli. Hele de kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden gencecik yaşlarında gencecik çocukların, o körpe çocukların, Giresunlu dedelerimizin koşarak bu mücadeleye gelerek destek vermeleri bizler için çok daha büyük bir anlam taşıyor. Türkiye'de kurulan tek gönüllü alaylar olan 42. ve 47. alaylardaki mücadele eden dedelerimizden 14 şehidimiz, canını veren 14 şehidimiz bu topraklarda yatıyor. Bugün biz burada bu anmayı yapıyoruz. 30 Ağustos'ta da Haymana'da şehitlerimizi, dedelerimizi anacağız. Rahmetle anacağız. Tabii bu mücadele verildikten sonra, bu bağımsızlık mücadelesi verildikten sonra bugünlere de kolay gelmedik. Bugün bizim boynumuzun borcu, verilmiş olan bu bağımsızlık mücadelesinde kanlarını döken dedelerimizi, atalarımızın bu yere düşürmedikleri al bayrağı sonsuza kadar ilelebet taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bu ülkemizin bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini sonsuza kadar taşımak ve götürmek hepimizin boynunun borcudur. Bizler de Giresunlular olarak dedelerimizi unutmamışız ve 30 yıl önce burada bu şehitliğin oluşmasını sağlamışız. Genelkurmay Başkanlığımızın yatırım programını almasıyla birlikte 1992 yılından bu yana, yani 30 yıldır bizler Giresunlular olarak bu topraklara gelerek şehitlerimizi ziyaret ediyoruz ve anıyoruz. O gün onlarcaydı, sonra yüzlerce oldu, binlerce, bugün on binlerce Giresunlular olarak bu topraklarda ve gelecekte 30 yıldır geldiğimiz gibi bir 30 yıl daha, onlarca, binlerce 30 yıllar daha şehitlerimizi anacağız. İnanıyorum ki ben tekrar şehitlerimizi anarak ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bizlerin, dedelerimizin şehitliğini dün sabah ziyaret ettiğini paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Kendisinin bu şehitliği ziyaret etmiş olmasıyla onurlandık, gururlandık. Kendisini buradan sizlerin huzurunda da şükranlarımı sunuyorum. Bir dahaki anmalarda görüşmek dileğiyle şehitlerimizi bağrına basan siz İsçehisarlıları, Doğan köylüleri tekrar sevgilerimi ileterek selamlamak istiyorum. Sağ olun, var olun, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Giresun Milletvekilimiz Sayın Cemal Öztürk Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz efendim. Buyurunuz. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı. Tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır, yazıktır atanı. Nerede? Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Çok değerli bakanım. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Protokolümüzün değerli katılımcıları, değerli genel başkan ve
sevgili İsçehisarlılar ve sevgili Giresunlular, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Giresunlular Şühedanın izinde temalı İsçehisar'daki Doğanlar Köyü'ndeki Giresunlar Şehitliği'nde Giresunlu 47. Alaydan şehit olmuş dedelerimizi anmak üzere bir araya geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce tarihçi İlknur kardeşimiz o kadar duygulu bir şekilde bu büyük mücadeleyi anlattı ki gözlerimiz yaşardı. İşgale uğramadığı halde iki tane gönüllü alay çıkararak milli mücadeleye katılan Giresunlular olarak dedelerimizle gerçekten övünüyoruz. Kendilerine şükran borçluyuz. Değerli misafirler, Giresun'dan 42. ve 47. gönüllü alaylar olarak milli mücadeleye katılan dedelerimiz önce Haymana'da, Haymana ilçemizde 42. gönüllü alayın tamamına yakını şehit olmuş, komutanları dahil olmak üzere. Şehit binbaşı Tirebolulu Hüseyin Avni Alparslan komutan askerleriyle beraber büyük bir mücadele vererek o İstiklal Savaşı'nın talihini değiştirmiş ve Sakarya'nın doğusuna geçen Yunan kuvvetlerini Sakarya'nın batısına sürmüştür. Bunu biraz önce değerli hocamız anlattı. Ve Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi inşallah Salı günü 30 Ağustos'ta Haymana'da da 42. alayın şehitliğini ziyaret edeceğiz. Ve başta binbaşı Hüseyin Avni Alparslan olmak üzere onları yad edeceğiz. Burada aslında bir timsal olarak 14 şehidimiz yatıyor ama aslında binlercesi var. Topal Osman komutasındaki 47. alay burada büyük yararlılıklar gösterdi. Hepiniz bunu biraz önce tarihçimizin anlattığı gibi biliyorsunuz. Biz Giresun Dernekler Federasyonumuzun öncülüğünde Afyonkarahisar Valiliğimiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ki Sayın Bakanımızın çok büyük emekleri var. Kendisi Su İşleri Orman Bakanı iken buraların hazırlanmasında. Ayrıca İstanbul'da Zeytinburnu ve diğer belediyelerimiz olmak üzere çok sayıda Giresunlu hemşehrimizin buraların tesisinde emekleri var. Ve ben başta Sayın Hasan Turan milletvekilimiz olmak üzere daha önce Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yapmış olan Adil Bey de buradaydı. Aslında Sayın Milletvekilimizin de eşi olur. Bir Kadir Şinaslık olarak onu da anmadan geçemem. Ve yine şu anda federasyonumuzun başkanlığını yapan muhterem Memiş kardeşimize ve bütün Giresunlu Federasyon yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.